Merhaba arkadaşlar, lezzetli yemek tarifleri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere açma tarifimiz var. Yumuşacık, pastanelerden aldığınız açmaları aratmayacak bir açma tarifi denemenizi tavsiye ederim. Yapımına geçelim. Karşıma kabımızın içerisine 1 paket kuru maya, 1 su bardağı ılık su, 2 su bardağı ılık süt ve 2 yemek kaşığı şekerimizi içerisine ilave edelim. Mayamız eriyinceye kadar karıştıralım. Mayamızı iyice eridikten sonra İçerisine 1 su bardağı sıvı yağımızı ilave edelim. 2 adet yumurtamızın akını içerisine ilave edelim. Sarısını üzeri için ayıralım. Ve bir miktar daha karıştıralım. Bir yemek kaşığı tuz. Ve unumuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurmaya başlayalım. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edelim. Toplamda 9-10 bardak un kullandım arkadaşlar. Unun kalitesine göre bu ölçüler değişiklik gösterebilir. Bunun için ununuzu yavaş yavaş ilave ederek yoğurursanız hamurunuzun kıvamını bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Hamurumuz toparlanıncaya kadar un eklemeye devam edelim. Gördüğünüz gibi yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzun üzerini streç filmiyle kapatalım ve mayalandırmaya bırakalım. Eğer streç filminiz yoksa bir poşetin içerisine koyarak da mayalandırabilirsiniz. Bu şekilde iki katına çıkıncaya kadar mayalandıralım. Mayalanan hamurumuzun havasını alalım. Hamurumuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar kopartarak bezeleri ayıralım. Toplamda 18 adet beze çıkıyor arkadaşlar. Bezelerimizin üzerine yarım çay kaşığı kadar margarin veya tereyağımızdan koyalım.
Üzerine koymuş olduğumuz yağ sayesinde hamurunuzu istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz. Hamurumuzu bu şekilde açalım ve rulo halinde saralım. Hamurumuzu bu şekilde dolayarak birbirine bağlayalım. Yapmış olduğumuz bütün bezeler bitinceye kadar bu şekilde devam edelim. Gördüğünüz gibi açmalarımızı hazırladık. Yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimizin üzerine koyduk. Önceden ayırmış olduğumuz 2 adet yumurta sarımızı açmalarımızın üzerine sürelim. Ben üzerine hem çörek otu hem de susam serptim. Sizler damak tadınıza göre istediğinizden kullanabilirsiniz. Açmalarımızı önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırınımızda yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirelim. Altı ve üzeri kızarıncaya kadar pişirmeye devam edelim. Bu şekilde olduktan sonra fırınımızdan alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yumuşacık bir açma tarifi. Hastaneden almış olduğunuz açmaları aratmayacak, evinizde yapabileceğiniz kolay bir açma tarifi. Denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapıp deneyen herkese afiyet olsun. Kanalımıza abone olarak ve bizi Instagram sayfamızdan takip ederek desteklemeyi unutmayın.